Herkese merhaba. Şimdi size en çok istek alan ve benim de hiç istemeyerek çektiğim kırtasiye alışverişi videosu göstereceğim. Aslında bir de hediyeler var. Önce sevgili Melek'in hediyesiyle başlamak istiyorum. Melek'le hiç yüz yüze tanışmadık ama sürekli beni hediyeleriyle şımartıyor. Melek, çok teşekkür ederim. Onlar geçen ay ya da birkaç ay önce çok uzun olmadı aslında. Amerika'ya gittiler. Sanırım bunları bana Amerika'dan aldı. Bir tane de Türkiye'den bir ürün almış. Kırtasiye ürünleri tabii ki de. Onları göstereceğim. Öncelikle Türkiye'den Kırmızı Kedi Yayın Evleri'nin Kedili Ajandası 2015'in. Çok hoşuma gitti. Bunu ne için kullanacağım bilmiyorum ama çok 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 güzel. Kedi fotoğrafları var her sayfada. Bir de kedilerle ilgili alıntılar var. Zaten Kırmızı Kedi yayınlarını ben zaten çok seviyorum kitaplar olarak da. Bu defteri de bende yoktu, ajandası. O yüzden çok mutlu oldum. Her ürünün sonunda çok teşekkür ederim Melek diyeceğim. Şimdiden rahatsız olmayın yani. Sonrasında New York temalı sanırım. MoMA markasına ait, hiç bilmiyorum. Modern Art Müzesi'nden almış sanırım bu ikisini. Bir tane masking tape. Aynı bu desen var üzerinde. Sanırım New York silüeti. Ve bu maskeleme bantı, masking tape. Bunu da severek kullanacağım. MoMA yazıyor üzerinde. Bu da böyle bir mini bir defter gibi görünse de aslında post-it defteri. İşte normal post-itler var. Bunu da severek kullanacağım. Çanta için acayip pratik bir şey. Çok çok teşekkür ederim. Böyle bir şey görmemiştim daha önce. Çok teşekkür ederim Melek. Ve son olarak bayıldım. Aşık oldum. Çünkü eğer beni blogumdan takip ediyorsanız zaten biliyorsunuz ben bulut fotoğraflarını çekmeyi de bakmayı da çok seviyorum. Gökyüzü fotoğrafları çekmeyi. O yüzden sevgili Melek de bunu biliyor olsa gerek ki bana böyle bulut temalı bulutlu not defteri almış, bilgisayarın yanında kullanmak için. Acayip. Bunu hemen açıp kullanacağım. Videoyu bekledim. You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy. When skies are gray adlı bu şarkının da sözleri yazıyor burada. Her sayfasında aynı şeyi yazdığını düşünüyorum. 80 sayfa varmış. Hem kıyamıyorum hem deli gibi kullanmak istiyorum. O yüzden çok teşekkür ederim Melek diyorum. Sonrasında Zebra Sarısı Kokulların yeni serisi çıktı. Yay! Burayı bir alkış ettim. Bunları biliyorsunuz artık. Bunların videosu gelecek. Ayrıca anlatmak istemiyorum ama blogda yazısı var. Chupa Chups adlı topi topların, Türkiye'de de var bu şekerler. Şeker kokulu 10 adet tükenmez kalem. Yay! Bunları yeni aldım. Aldığımdan beri bilgisayarın yanında bunları kullanıyorum. Diğerlerini kaldırdım şimdilik. Bunlar bu ayın kesinlikle favorisi diye düşünüyorum. Sonrasında Mild Liner'ın iki setini aldım. Bu Zebra Mild Liner'ı. Bende bir seti daha vardı. Diğer iki setini de aldım. Aslında bu seti tamamen fosforlu kalem renkleriymiş. Ben boyamak için, resim için almıştım ama çok gerek yokmuş aslında bu sete. Çünkü elimde fazlaca fosforlu kalemler vardı. O yüzden normal aydınlatıcı renkleri yani bunlar. 5 renk. Bu renkleri daha çok sevdim. Bu da gri, yeşil, mor, mavi ve pembe gibi bu boyamalarda, resimlerde kullanılabilir Mild Liner'ları seviyorum açıkçası. Bu ikisini de almış oldum. Sonrasında benim resim çizme yeteneğim var mı yok mu bilmiyorum ama resim çizmeye olan bir aşkım var. Ama öyle bakıp bir şeyler çizemiyorum. O dolayısıyla işte çizim kitapları alıyorum, kendime çizim videoları seyrediyorum. Bütün gün YouTube'da milletin nasıl boyama yaptığını falan seyrediyorum. İşte kursa gitmek istiyorum ama işte bebek bekliyorum. İşte ehliyetimi aldıktan sonra belki bir çizim kursuna gideceğim nasipse. Ona gidene kadar bütün gün YouTube'da videolar seyrediyorum. Ve yıllardır aklımda olan, satın almak istediğim ama bir türlü hani alıp ne yapacağım diye kendimi caydırdım. Tombow'un Irojiden adlı bu Color Dictionary dediği renk sözlüğü olan 3 set, aslında 90 tane var. Bir sette 30 tane var. 3 kutu var. Yani ben bir tanesinden başladım. Bu 1 numarası. 2 ve 3'ü de inşallah alacağım. Bu böyle kitap gibi duruyor. Kütüphanenize bile koyabilirsiniz. 1, 2, 3 adlı 3 ayrı setten oluşuyor. Bunlar kuru boya. Ama daha çok böyle hani çocuklar için olanlar değil de daha böyle yani sanatla uğraşanlar için, resme ilgisi olanlar için. Çünkü işte içerindeki wax daha azmış. O yüzden hani
ucu çabuk kırılmıyor. Dün bütün gece boyama yaptım ve gerçekten hiçbirinin ucu yok olmadı. Gerçekten ucu çok uzun dayanıyor. Biraz kuru bir formu var ve başka boyalarla da kendi arasında da karışması falan çok güzel. Böyle görünüyor. Her bir kutunun anlamı var. Bu pale açık tonlar. Görünecek mi bilmiyorum. Açık tonlar. Siyah ve beyaz yok bu setlerde. Diğerlerin, yani bu benim aldığımda yok. İkincisi değil, bu üçüncüsü. İkinci sette canlı tonlar, vivid ton. Şöyle. Bu seti henüz kullanmadım. Daha parlak canlı renkler. Dün birinci seti açık renkleri ve bu seti kullandım. Zaten bir numarayla başlamamın sebebi bu set. Çünkü ben bu tarz tonları çok severim. Bunda koyu renkler, koyu tonlar. Toprak tonları, yeşiller, kahverengiler. Görebiliyor musunuz? Ya yeşili, böyle asker yeşili, kahverengiler, toprak tonları. Aşığım bu 3 numaraya. Bununla boyama yaptım. Gördüğünüz gibi boyama yaptığım halde hepsinin ucu daha şöyle yani. Görünebilmiştir umarım. Bunu satın aldım. Irojiten diye aratırsanız çeşitli sitelerde bulabilirsiniz. Türkiye'de yok diye biliyorum. Biraz normal boyalardan daha pahalı. O yüzden hani sizi yanıltmasın. Çünkü bunlar nasıl diyeyim, sanatçı kalemi diye geçiyor. Sanatçı olduğumdan değil de, ama inşallah yani bunlar sayesinde belki birazcık yetenek gelir diye düşünüyorum. Kalemlerimi çok seviyorum. Neyse, sonra bunları eklerim. Ve son olarak dün satın aldım bunu da. Kidil, son değil, bir tane daha varmış. Kidiland mağazasından. Kidiland Japonca gibi okudum. Kidiland Japonya'da karakter mağazası. Birçok işte Snoopy, Rilakkuma, işte Elsa, yani Frozen, birçok karakterlerin ürünlerini, Snoopy'yi söylemiştim, ürünlerini bulabileceğiniz bir mağaza. Dün vitrine bu yeni bir karakter koymuşlar. Kız bana yeni çıktığını söyledi ama sonra öğrendim ki daha önceden de varmış aslında. Belki bu ürünler yeni çıktı. Sumiko Gurashi adlı bir Japon serisi. Bunların hepsi, bir sürü karakterler var. İşte beyaz ayı var, penguen var, işte tonkatsu var, işte kedi var, salyangoz var falan filan. Bunların hepsi bir evde yaşıyorlarmış böyle. Masala göre, hikayeye göre. Ve hepsinin de kendi ayrı ayrı karakterleri var. Ben tabii ki kediyi seçtim. Çünkü kediye bayıldım. Dün bir sepet yani satılan her şeyi kediyle ilgili sepete atmamak için çok zor durdum. O yüzden 3 parçayla çıktım. Benim yeni favorim Sumiko değil miydi? Sumiko Gurashi. Sumi böyle köşe demek. Kenarda yaşayan, yani yaşamak. Kenarda yaşayanlar, kenarda köşede yaşayanlar diye de çevirebilirim. Bakın kedime bakın. Biri kurşun basmalı kalem, mekanik kalem ya da kızıyor bazılarınız. Bir tanesi de tükenmez kalem. Bu tükenmez kalem evli olan. Yağ gibi yazıyor. Yağ, yağ, yağ. Böyle kayıyor. Çok hoşuma gitti. Yaşadıkları evin çatısında duruyor yani kendisi. Bir de böyle basmalı kalemini aldım. Bunları hemen bilgisayar önündeki kalemliğe koyacağım ve zevkle kullanacağım. Bir tane de şöyle, çok kararsız kalsam da bu defterde karar kıldım. Çünkü bu evi çok sevdim. Şöyle açılan not defteri. Kaç? 3, 6 adet deseni var yani. Şöyle dün Yoshi'yle birazcık yazılar yazdık. Böyle. Bunu da hem çantaya atmalık hem de bilgisayarın önünde küçük notlar almak için ya da mektuplara ya da hediyelere, bir şeylere not yazmak için çok güzel bir defter. Kesinlikle. Bunda blog yazısı var. Aşağıya linkini eklerim. Ve son olarak Plus Heart markasından, mağazasından masking tape aldım. Biraz sonra masking tape videosu çekeceğim. O zaman daha detaylı anlatırım. Maskeleme bantları. Bunlar made in Japan. Bunlar Japon malı. Birçok taklidi var. Türkiye'de orijinal markayı DNR satıyor diye biliyorum. Ben dün ince set... aynısından iki tane almışım. İnce setlerinden aldım. Çünkü bunları ajandalarımda kullanmayı seviyorum. Bir tane de bende başka rengi olan şu böyle... Polka dotlusunu aldım diyebilirim. Böyle yuvarlak olan şekillisini. Bunları severek kullanıyorum. Zaten biliyorsunuz, beni takip ediyorsanız.
Bu kadar aldığım son kırtasiye ürünleri. Hiçbiri planlanmış bir alışveriş değildi. Hepsi bir anda karar verildi. Ama iyi ki almışım. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.